Evet sevgili dostlarım, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınız için çok iyi geçiyordur. Gördünüz mü bilmiyorum. Dün bir video viralleşti. Siz de izlemişsinizdir bu videoyu zaten biraz önce. Ve bu videodan sonra sosyal medyada özellikle bizim bu videoyu push etmemizle birlikte olay koptu gitti. Herkes şunu konuşuyor. Kadınlar neye dönüşüyor? Artık kadınlar mı adamlara saldırıyor? Bu feministlerin erkekler üzerindeki baskısı nereye doğru evriliyor? Acaba bu konuları haftalar önce, aylar önce dile getiren kimdi ve bunu dile getirdiği için sürekli linç yiyordu? Bir düşünsenize, özellikle siz beni takip eden sevgili dostlarım, bu konuları dile getirdi diye, bu konulardan dolayı ortaya çıkan cinayetleri, ya asıl yani sebep okey ama bunu neden oluyor yani, neden böyle şeyler gerçekleşiyor diye sorgulayan insan kimdi sizce? Haftalarca, günlerce linç edildi, avukatlar, dernekler, akademisyenler ayağa kalktı, televizyonlarda, haber sitelerinde, sol haber sitelerinde, komünist işte örgütlenmelerde dava açacağız, bilmem ne yapacağız, hayatını kaybedeceğiz diye kim tehdit edildi, hatırlıyor musunuz? Tabii ki ben tehdit edildim. Zaten bu kanalımda geçmiş videolarına bakarsanız bu konularda yaptığım açıklamaları görürsünüz. Arkadaşlar, metrobüste bir adamın bir kadına ya çantanız beni rahatsız ediyor hanımefendi, kadın, bayan, artık kendini nasıl konumlandırıyorsan dikkat eder misiniz dediği için kadının sen kimsin bana böyle diyorsun diye tekme tokat saldırdığı, ana avrat ağzına ne geliyorsa her türlü leşlikte küfür ettiği bir video herkesi şoke etti. Çünkü şoke etmesi gerekiyor. Çünkü gelen dalga böyle. Çünkü toplumda, sosyal hayatta, toplu taşımada artık nerede olursa olsun erkeklerin %100 suçlu kabul edildiği bir atmosfere girdik. Ve bu hatalı dediğimiz için sürekli linç yiyoruz. Sadece kadınlardan, ya kadınlardan bize hak verenler de var. Sadece işte feministlerden değil, erkeklerden de linç yiyoruz. Böyle kadınlara yalakalık çekerek, kadınlara böyle işte çok öklüsünüz hanımefendi, hanımefendi kadınlar melek değil mi, hanımefendi sizin kılınız köpeğiniz olayım diye yağ çeken tiplerin de gazlamasıyla işte bu saçma sapan atmosferle uğraşır hale geldik. Ama arkadaşlar, işte bu hafta çıkan ve ilk baskısı biten Feminist Dünyada Erkek Olmak adlı kitabımız bence bu balona en büyük, en faydalı iğneyi sokup patlatan çalışma oldu. Yavaş yavaş bakın, hatırlıyorsunuzdur ya, beni takip edenler çok hatırlıyordur. Daha 2-3 hafta önce bu konularda yaptığımız açıklamalar, tepki, linç, ne diyorsun sen kardeşim diye şok etkisi yaratırken insanlar çünkü erkek terörünü normalize etmişlerdi. Yani televizyonlarda her gün erkek terörü denmesi herkesin aklında tabii ki biz erkeğiz ve teröristiz. Tabii ki erkekler terör işliyor, işte baba terörü, işte aile babası terör estirdi, işte erkek terörü, işte yine bir erkek terörü diye böyle haberler normal gözüküyordu. Algılarda normale indirilmişti. Biz buna dedik ki ya ne yapıyorsunuz siz arkadaşlar? Böyle bir şey olur mu yani, bir insan yani katil oluyor diye niye bütün aynı cinsteki insanları hedef alıyorsunuz? Veya işte ne bileyim, bir kadın bir erkeği öldürdü diye kadın terörü niye demiyorsunuz o zaman? Veya aile şiddeti lafını kullanmak için kadına karşı şiddet niye kullanıyorsunuz? Aynı şekilde erkekler tarafından da şiddete uğrananlar var. Hem fiziki hem ruhi olarak hem psikolojik olarak çok fena ince uğrayanlar var. Bakın bugün hukuk dediğimiz garabet, hukuk dediğimiz bu insanların sorunlarına karşılık vermeyen ve sürekli mağduriyet yaratan sistem erkekleri resmen biçiyor, kasap gibi biçiyor. Hayatlarını darma duman ediyor, kimse iplemiyor, bunları kimse dinlemiyor. Kadınların işte olması gerektiği gibi, bunu destekliyorum, onlarca destek olacak derneği var. Avrupa'dan fonlanan, oradan buradan, Amerika'dan her yerden fonlanan dernekleri var. Erkeklerin sorunlarını dinleyen bir tane dernek var mı ya? Bir tane erkeklere ya yapma kardeşim sen, bak şöyle de bir yol var diyen var mı? Yok. Yok, çünkü olay erkekleri sömürmeye dönmüş, erkeklerden intikam almaya dönmüş, erkeklerden nefret edenlerin böyle işte ne bileyim istediklerini erkeklerden almayanların ve sinirlenenlerin garip bir adeta tapınma yoluna dönmüş bu süreç yani. Bunun kabul edilemez olduğunu artık insanlar yavaş yavaş anlamaya başladı ve bunun da öncülerinden olduğumuz için çok 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 mutluyum. İnanın gurur duyuyorum. Bu olayın daha da ayılması için özellikle erkeklerin bu konuya daha da
ayılması için elimizden geldiğince insanları bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Bunu kabul etmiyorum abi. Türk erkeklerinin sürünmesini, Türk erkeklerinin dert çekmesini bu kadar, Türk erkeklerinin ezilmesini, potansiyelinin yok edilmesini, adeta bir beta erkeğe dönüştürülme sürecini kabul etmiyorum. Türk erkekleri babalarından, dedelerinden gördüğü maskülenliğini korumak zorundalar. Böyle giderek işte bu batıda olduğu gibi böyle pembe kıyafetlerle böyle işte hanımcılık manımcılık ayağına böyle abidik gubidik hareketlerle yağ çekeceğiz, 2-3 kadınla birlikte olacağız diye cinsi özelliklerimizi demeyelim de karakteristik özelliklerimizi yok etmesine izin vermeyeceğim. Şey jilet vesaire böyle saçma sapan erkek firmalarının işte toksik maskülenlik diye erkeklerin erkek olma özelliklerini yok etmesine izin veremeyiz arkadaşlar. Yani çünkü bizim karakterimiz alındıktan sonra, bizim özelliklerimiz alındıktan sonra sadece biz mutsuz olmayacağız. Karşı taraftaki kadınlar da mutsuz olacak. Çünkü kadınların da aradığı, beklediği bazı evrimsel süreçten gelen şey olgular var. Bunu görmezden geliyor bu insanlar. Şimdi feministler zaten böyle artık çocukluğundan gelen miydi? Bunu yani farklı sebeplere vurabilirsiniz ama en fazla şey çocukluğundan gelen sebepler diyelim. Bundan dolayı tutunamıyorlar işte. Ne saygı duyabiliyorlar bir erkeğe, ne kendine onu bırakabiliyorlar, ne onun işte güven atmosferinde huzurlu olabiliyorlar. Diğer tarafta diğer böyle mutlu olan, huzurlu olan aileleri, erkekleri, ilişkileri, kadınları da terörize etmek için elinden geleni yapıyorlar. Yani bir kadının güvenli hissetmesi abi o kadının en mutlu, huzurlu olduğu yerdir, alandır. Şimdi siz erkeğin elinden toksik maskülenlik diye o koruyuculuğunu, o kadını işte güvenli hissettirecek doğuştan gelen, genlerden gelen, o evrimsel süreçten gelen, yaratılıştan gelen özellikleri elinden alırsanız toplum iyicene terörize olmuş, kimse hiçbir şeyden mutlu olmayan, böyle şehir hayatındaki eblehliklerle boğulan, işte cinsiyetinin ne olduğunu böyle karar veremeyen, ya ben gay miyim acaba, ya ben işte eşcinsel miyim, yok ben işte bilmem neyim, bilmem neyi işte cinsel eşsiz, 50 tane cinsiyet bulmuşlar, anlatabiliyor muyum? Tamam bunun abi kendi hayatınızda oynayın istediğiniz kadar ama normal normal cinsel ve sosyal hayat yaşayanları niye terörize ediyorsunuz? Kendinizi sürekli bir alanda tutulamıyorsunuz diye. Niye normal aile hayatı yaşayanları yok etmeye, onları manipüle etmeye çalışıyorsunuz? Burada büyük bir balon var. Yani arkadaşlar özellikle bakın böyle 2-3 kadınla sohbet edeceğiz, yalakalık yapacağım, bana hak verecek diyen bu beta arkadaşlara sesleniyorum. Böyle yaparak var ya hiçbir şey yapamazsınız. Böyle yaparak İstediğinizi de elde edemezsiniz. Ne elde etmek istediğinizi biliyorum ama onu da elde edemezsiniz. Bu yani özellikle Türk toplumunda bu yaptığınız betalık tutmaz. Bu yaptığınız loserlık tutmaz. Biraz adam olun ya. Yani birazcık kalıbınızın insanı olun. Ya birazcık karakterinizi ortaya koyun. Babanızdan, dedenizden ne gördüyseniz o özelliklerinizi korumaya çalışın. Netflix'te 2 tane gay filmi izledim diye Netflix'te 2 tane işte kadınları pohpohlayan böyle erkekleri ezdiren videolar izledim diye hemen böyle kuyruğunuzu bacaklarınızın arasına alıp ya ben böyleyim diye ezikleşmeye başlamayın. Birazcık karakterinizin adamı olun. Birazcık yani uyuyan benliğinizi uyandırmaya çalışın. Uyandırmıyorsanız da bunu yapmaya çalışan insanları sabah akşam linç etmeyin. Yani kendi loserlığınızı başka insanların da uygulamasını beklemeyin. Anlatabiliyor muyum? Öyle olmazsa da bakın sonunda ben size söyleyeyim. Çok net bir süreç bu. Bakın dün bir tweet gördüm. Tweette hatta bakayım okumak istiyorum size. Çok ibretlik bir tweetti. Yani ne, bütün söylediklerimizi ifşa ediyordu adeta böyle demiş ki böyle fenomen hesaplardan birisi Twitter'da insan tanımadığı bir kadınla aynı asansöre binecekse nezaketen bir sorar ya da kadının buyurun demesini falan bekler. Çok tav oluyorum böyle şeylere, hemen kabine dalıyorlar. Nereye ya, nereye? Bak artık asansöre de izin alacağız yani. Prenseslerimizden asansöre binmek için izin alacağız. Hanımefendi, ey sultanım, asansöre sizde binebilir miyim? Bu aciz kulunuz sizinle aynı atmosferde olmayı hak ediyor mu? Yani sapıklığı görebiliyor musunuz? Eşitlik her şey. Biz kadına binme asansöre diyor muyuz? Binme asansöre desen zaten en büyük gerici olursun. Anlatabiliyor muyum? En büyük gerici o, kadınlara eşitliğini istemiyor. Kadın böyle söylüyor bu sefer de.
Ne yapacağız şimdi, bu normal mi sizce? Bu eşitçiliği destekleyen bir görüş açısı mı? Ve size şunu da söyleyeyim, bakın bugün asansöre binersiniz, tamam mı? Ve o kadın size taciz etti beni diye iftira atar. Hani gerçekten kötü şeyler yaşayan kadınları anlıyorum ve onlara saygı duyuyorum ve onların acılarını paylaşıyorum. Ama bu durumu kötü niyetli bir şekilde kullanmaya çalışan, istismar eden çok fazla kadın da var, insan da var. Asansöre bindiniz, kötü niyetli bir kadın sizi sevmedi, etti, gıcık oldu, işte özel günündeydi, birisine nefret etti, aynı bu metrobüsteki kadın gibi size saldırmaya başladı ve mahkemeye düştünüz bu konuda. Ne olacak? Abi %100 suçlusunuz, hayatınız karardı. Böyle akrabasına iftira atıp sonradan işte ya ben iftira attım diye yani suçunu kabul eden onlarca, yüzlerce olay söz konusu. Otobüste şurada burada iftira atıp hayatı kararmış bir sürü insan söz konusu. Ve bu konuda yapacağımız bir şey yok. Niye? Çünkü hukuk karşısında kadının söylediği arkadaşlar bu pozitif ayrımcılık olaylarıyla, bu feminizm dalgasıyla birlikte artık üstün durumda. Erkeklerden daha üstün durumda ve kadının söylediği öncelikli kabul ediyor. Hadi gelin bakalım böyle bir durumda. Çıkın işin içinden, hayatınız, itibarınız, işiniz, gücünüz, aileniz, her şeyiniz karardı. Ve bu sadece otobüste karşılaştığınız bir insanla olan bir yolculuk. Bir de bunu, bakın bir de bunu şimdiki gelen tweetle nasıl yorumlanacağını size açıklayacağım. Demiş ki Nutellalı Nur, aynı anda 5 sevgili yapıp birine de bir tane iPhone X aldıramadım. Niye? Çünkü erkekler cimri bir aç köpektir. Evet, geldiğimiz 2019 yılının sonlarında çağı görüyorsunuz değil mi? 5 tane erkek yapıyor, bunları iPhone X aldırtmaya çalışıyor ve bunları almayan, akıllanan, artık ayılan duruma da ayılan, bu karaktersiz gören erkeklere de hepsine aç köpek diyor ve nefret saçıyor. İşte arkadaşlar, aslında Türkiye'deki radikal feminizmin özet tweet'i budur. Yani sizden istediğini alamayan, artık 35 yaşına gelmiş, kaybetmiş, o hayalindeki beyaz gelinliği giyememiş kadınların erkekleri ve diğer toplumdaki diğer kişileri, mutlu olan kişileri terörize etme sürecidir. Bu kaçınılamaz bir olay. Bu artık yani yavaş yavaş insanlar tarafından görülüyor. Özellikle erkekler görmeye başladı bu olayı. Biz push ettikçe bu olayı, ilk başta linç edik bu olayla alakalı, ama şu anda her yerde ne kadar haklı olduğumuz. Şu anda bir tane haber sitesi erkek terörü diye haber yapsın, bakalım altına kaç tane siz ne yapıyorsunuz, siz bizi niye terörist ilan ediyorsunuz diye yorum geliyor. Onlarca, yüzlerce, ama bunlar birkaç ay önce bir tane böyle yorum göremezdiniz. Bu konuyu ilk parmak basandı Türkiye'de biziz. Çünkü bunun saçma olduğu çok net ortada abi. Türk erkekleri kadar koruyucu, sevgi besleyen, ailesini düşünen, yani böyle kavrayıcı kaç tane dünyada erkek var. Ya bugün bir tane Amerikalı'ya gidin, bakın ben Amerika'dayım şu anda. Amerikalı bir kadınla sohbet ettiğinizde size ilk diyeceği şey şu: ilgi göremiyorum. Eşimden, sevgimden ilgi göremiyorum. Hafta sonu, hafta içi zaten çalışıyor. Hafta sonu geliyor, birasını açıyor çıkıp diye. İşte Amerikan futbolunu izliyor, barbeküsünü yapıyor, yatıyor. Ve aynı şekilde Ruslara gidin, aynı süreci göreceksiniz. Yani Türk erkeklerinin benimseyiciliği, koruculuğu gerçekten üstün vasıflar. Ama bunun yanında eksik olan düşünceleri var. Daha materyalist, daha yani annesinden babasından görmediği. Çünkü arkadaşlar şöyle bir olay var. Türk toplumunda toplumun yapısını gerçekten domine eden kadınlar. Anlatabiliyor muyum? Annenizle sevgiliniz veya eşiniz arasında da sırlar var sizin bilmediğiniz. Veya ne bileyim, kız kardeşinizle, ne bileyim, karınız arasında, kız arkadaşınızın arasında veya onların arasında, işte kayınvalidenizle kendi annenizin arasında, onun arkadaşı, onun komşusu, teyzeniz. Burada çok detaylı bir network var ve bu network sürekli sizin bilmediğiniz bir boyutta farklı şeyler yaşıyor. İşte burada sizin neler döndüğünü fark edip burada kendinizi doğru konumlandırmanızı öğrenmeniz lazım bir şekilde. Bunu size babanız anlatmıyor, bunu size dedeniz anlatmıyor, bunu size evlenen arkadaşlarınız anlatmıyor, komşularınız anlatmıyor. Zaten toplumun çoğu bunun farkında değil. İşte tekrardan diye getiriyorum. Bu son çıkardığımız Feminist Dünya'da Erkek Olmak adlı kitabımız size bu vasıfları kazandıracak. En büyük amacı bu. O yüzden arkadaşlar, bakın, günlerdir, haftalardır bu konuda konuştuğum için linç ediliyorum. Bunun bir bedeli olması lazım. Bu kitabı okuyun ve kendinize, biz bu kadar linç ediliyorken hiç yani dertlenmiş ve bunu çözülsün diye bir şekilde hani kendimizi riske atmışken, bu kadar derde girmişken bu kitabı okuyun dostlarım. Hayatınızın değiştiğini, doğru bakış açısına sahip olacağınıza garanti veriyorum. Hayatınız değişecek, bakış açınız birden böyle
ben bunu bilmiyormuşum abi, bunu görmemişim, kimse bunu bana anlatmamış diyeceksiniz. Fark edeceksiniz olayı. Ayılacaksınız. Kafanız açılacak. Size bunun garantisini veriyorum. O yüzden para kazanmak falan değil. Zaten kitaptan para kazanma falan olayı yok arkadaşlar. 1-2 liranın peşindeyiz. Kitabı bir şekilde temin edin ve okuyun. Sonra da yorumlarınızı bana yapın. Evet sevgili dostlarım, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Takipte kalın. Sevgiler.